Ne haber? Ebesiyim kendisi. Kendisi benim Emem olur. Şu anda mesela sokakta çekiyorlar. Ve burası reji masası normalde. Şuramda fondöten var, kusura bakmayın Ayşe Tolga severler. İnsanları da seviyorum hak ederlerse. Aynen öyle, yerim seni. Çok seviyorum onu, canım benim. Yansın dudağım, adını anmaktan. Yansın dudağım. Adam söylüyor. Gördüğünüz gibi 80'ler setine geldim. 80'ler seti haftanın belli günlerine çekiyoruz. Hafta içi her gün TRT 1'de 6'da yayına giriyoruz. Setimiz Darıca'da, biraz şehrin dışında ama böyle kocaman büyük bir platomuz var. Şimdi zaten size platoyu da göstereceğim. Genel olarak da biz Fehmi Evin sahneleri çekildiği için belli oyuncular vardır. Her gün mesela işte benle beraber Yasemin'i, Nazlı'yı oynayan Yasemin'i görebilirsiniz. Rukiye'yi oynayan Özlem'i görebilirsiniz. İşte Rasim Öztekin, Fehmi. Berat'ı tanıyorsunuz zaten, pastacı Sami. Ama onun dışında eşine çok düşkündür Seda'ya. Berat'cığımla 2012'den beri tanışıyoruz. Çok tatlı bir insandır. Onunla ilgili söyleyebileceğimiz şeyler, komik bir insan olması ve eşi Seda'ya çok düşkün olmasıdır. Şimdi filmim var galiba. Bu arada hayırlı olsun. Sağ ol hayatım. Nasıl gidiyor? Güzel güzel. 18'inde gala var ki muhtemelen gelirsiniz. Evet, zaten. Aradılar beni de. 20'si yayında olacak. Güzel. Güzel. Filminizin adı neydi? Hemen söyleyelim çünkü o zamana kadar yayına gireriz bence. 40 Yalan. 40 Yalan. Sen varsın. Ben varım. Timur Acar var. Oğuzhan var. Ferdi Sancar var. Komik isimler var. Oğuzhan da galiba Instagram fenomeni. Bizim Oğuzhan Uğur. Evet Oğuzhan. Çok keyifli ya. Güzel. Hamdi yönetti. Hamdi Alkan. O zaman bol gülmeli bir dizi. Çok şey film olacak. Evet. Değişik. Ben de bayağı böyle bir değişik bir şey oldum filmde. Güzel. Güzel, eğlenceli ya. Şeyden sonra seni bir de Erkence Kuş'ta izledik. Tabii bambaşka rollerdeydin ama çok keyifli. Nasıl gidiyor senin için? Güzel. Biraz yorgunluk var ama keyifli yorgunluk. O da zaten işin yorgunluğu ya. Olur o kadar böyle. Burası Darıca'daki setimizin ana alanı. Burada böyle herkes sigara içenler tabii, ben değil ama öyle. Küçük bir sobamız var. İçeride setimiz var. Makyaj odamız burası. Genel olarak ortam böyle geçiyor. Bizim haftanın bir ya da iki günü çektiğimiz oluyor. Dediğim gibi Fehmi Ev ya da o sahneler genelde belli yerlerde çekiliyor. Ama onun dışında sokak, işte bu sizin bildiğiniz işte Çınaraltı kahvesi, işte şimdi yeni biliyorsunuz bir pasajımız açıldı. O pasajdaki olaylar, işte bekçidir, kahvedir falan. Onlar başka günler çekiliyor. YouTube kanalındasın. Evet. Sizden kardeşle biliyorsunuz. Ne haber? Ebesiyim kendisi. Kendisi benim Emem olur. Dogurturdum ben bunu. Benim bunun ebesi. Yaptım çocuk. Ben yaptım. O yaptı ama ben yaptım. Benim kanalım var. Devam mı? Ama yapmam. Söyle. 4 sene hiçbir şey. Öyle mi Nida? Yeniden yapacağım. Şarkılar yapacağım. Çok güzel makyaj biliyorsunuz. Suzan evet. Kardeş aslında. Biz onu tabii ne tanıyoruz? Duayen makyöz yani. Kaçın Suzan geliyor diye koyarsan kaçarlar. Halbuki yani. Suzan kardeşim. Makyaj dediğimizde o geliyordu. BKM'nin zaten temelleri. Sezen Aksu'dan tutun da pek çok ünlü kişi canımın içi. Şimdi burada bizde. Bir yandan da kendileri her çarşamba akşamı Moda Kayıkhane'de sahne almakta. Bekriya Sokak'ta. Dün akşam da beraber ödül aldık. Beraberlik ödül aldık. Oo, evet. Tebrik ediyorum. Tabii ki. En güzel biziz ödülü aldık. Evet valla. Herkes der çirkin ödülü. Hadi gel şimdi bak, seni çok acayip sizi bir yere götüreceğim şimdi. Evet, işte burası meşhur Fehmi Ev'in antresi. Hani buradan giriyoruz, evin girişi burası, salonumuz burası. Şurası mutfağımız, gördüğünüz gibi. Böyle bir mutfağımız var. Zaten birazdan şimdi set, şu anda başka bir şey çekiyoruz. O yüzden ışıklar yanmıyor, setin ışıkları. Burada başka bir şeyler var. Sessizce bakalım neler. Hadi gel. Bebeğin yeni doğdu, bakıyorsun bakın. Sanat grubu her şeyi yapmış. Altınları. Bu da çocuğum. Hop. Burası oturma odası. Şimdi sessiz bir şekilde gelin bakalım. Çekimdeler, ne çekiyorlar bakalım. Hadi gelin. Tutunmuşuz geçmişi. Şu anda mesela neredeler? Sokakta çekiyorlar. Ve burası reji masası normalde. Genel olarak bütün sokak sahnelerini böyle çekiyoruz. Kevin abi! Yok yok yok. Ne oldu? Ne oldu ya? Tanıdık ya, bırakın ya. Allah Allah. Burası meşhur gördüğünüz Çınaraltı kahvesinin olduğu yer. Buraya birebir ebatlarda bir sokak yapıldı. Yerler gerçek parke döşendi biliyorsunuz, Arnavut kaldırımı. Burası yeni. Çınaraltı pasajı yeni açıldı.
Buraya da böyle içinde kuyumcu var, işte butik var, örgücü var ve böylece diziye aslında yeni karakterler katıldı. Bunları da biz çoğunu birazdan göreceksiniz. Bora Tekay, yani Mint ailesinin en deneyimli yönetmenlerinden bir tanesi ve biz son 4 senedir mi? 4 sezonda mı çekiyoruz Boracığım? 3. 3. sezon. Daha önce başka bir yönetmenimiz vardı ama şimdi günlük diziye döndük. Bora ile beraber hızlı bir şekilde gidiyoruz. Evet. Nasıl gidiyor? Çok iyi, ne güzel. Rahat her mı? Şey güzel. İlk başta oturdu. Günlük dizi diye biraz gözümüz korkmuştu değil mi? İlk başta zorlandık da canım. Sonra şimdi iyiyiz ama. Bizim Bora'yla ilginç bir özelliğimiz daha var, onu da söylemem lazım. Aynı özellik Şoray Uzun'la da geçerli. Ben 9 Haziran doğumluyum, Bora da 9 Haziran ve Şoray da. Yani burada 9 Haziran doğumlu 3 kişi var bu sette. Çok ilginç bir tesadüf o da. Ama bence ikizler enerjisi olmasa bu set bu kadar sakin olmazdı Boracığım. Öyle düşünüyorum. Ne bileyim, evet. Hem heyecanlı hem sakin. Yakın zamanda da güzel bir evlilik yaptık. Hem kızımız hem damadımız bu setten çıktı. Öykü, bizim de çok sevdiğimiz yönetmen yardımcımızla Bora evlendi. Harika bir düğünleri de oldu. Bu arada tekrar tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler. Karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan demana. Yapmışız, yeni yıkmışız, hep en sonunda. Bu arada tabii bizim kızların her şeyine yardımcı oluyoruz. Evet. Biliyorsunuz Foreo'da çok seviyordum Luna'yı. Ben de Luna 1, 2 ve 3 var. O da sözler canım Begüm de çok merak ettiğim. Bana en, en tatlı ilk Luna'mı sana hediye edeceğim. Burada gerçekten. Yüzün cilt bakım ürünü. Yani cilt temizlemek için kullanıyorsun. Yani temizleme. Sen çok seversin. Böyle böyle yüzünü yıkarken bununla temizliyorsun. Aa, çok sabun ilginç. Mu, şey yok mi? Sabun sürüyorsun, bu temizleyici. Fırça gibi düşün, yüz temizleme fırçası ama değil. Muhteşem ötesi. Nereden Berat. Nereden erişebiliyoruz bu Luna'ya? Luna'ya erişinize mi alacaksınız? Yani kendime almayayım. Aa, siz herhalde. Kendinize de alabilirsiniz. Çünkü ben erkeklere çok öneriyorum. Evet. Çünkü gerçekten derin cilt bakımı yapıyor. Peki. O... Mavi bana çok yakıştı değil mi? Bebek gözleri rengi ortaya çekti. Şuramda fondöten var, kusura bakmayın. Ayşe Tolga severler. Gördüğünüz gibi herkes kuliste beklerken. Setin en havalı insanı, kendisi yıldız karakteri. Bir şey yapıyordu galiba, kendisi test çözüyordu. Evet. Ondan sonra bizim setteki kadınlar bir elinde, bir iki kolunda 25 karpuz taşıyanlardan. Özlem evet. De yıldız karakteriyle tanıyorsunuz ama kendini o anlatsın biraz. Bir sürü şey yapıyorsun çünkü. Evet, çok şey yapıyorum. Belgesel yapıyorum mesela. Ben belgesel yapımcılığı yaparken oyunculuğa devam ettim. Ama onun öncesi siyaset bilimi mezunuyum. Şu anda bir stand-up'ım var biliyorsun. Sen de konuk olmuştun hatta. Talk show yapıyorum. Onun dışında işte buradayız haftada 4 gün. Aha. Onun dışında ne yapmamı isterdin acaba? Canımsın, hayvanları çok seviyor ama öyle böyle değil. Gerçekten hayvanlar için yaşayan çok merhametli biri aynı zamanda. Evet, bir de sürekli proje insanı. Seviyoruz onu. Beraber de güzel projeler yapacağız beraber inşallah. Kadınlarla ilgili, daha belediyelerle. Daha çok belgeselimde seninle röportaj yapmıştım Ayşe'cim aynen. Biliyorsun değil hatırlıyorum. Mi? Biz beraber çok işler yapacağımızı düşünüyorum. Ağaçları, yeşillikleri, ormanları çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. İnsanları da seviyorum hak ederlerse. Aynen öyle, yerim seni. Evet, rivrivci bir insan deyince aklınıza kim gelir? Tabii ki komiser gelir ama o benim canım. Canım, ne haber? Oturmak ister misin? Hayır, oturmam. Onur benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz setin dışında birbiriyle görüşen bir grubuz. Böyle sadece set iş değil yani. Daha küçük, büyük gruplarda görüşürüz, daha küçük gruplarda görüşürüz ama bizim bir çekirdek grubumuz var. Onlardan iki tanesi bugün burada değil, Era ile Hakan. Ve de Serhat. Hatta dört böcek bir çiçek şeklinde ben çete olarak geziyordum sizle. Sen neler yapıyorsun peki? Ben neler yapıyorum? Ha. Ben 80'ler setine gelip gidiyorum. Onun dışında tiyatro yapıyorum. İki tane oyunum var. Evet, bekliyorum. Bu arada Das'ta ve çok beğendim. Joseph K. da oynuyor ve şimdi de Yedi Kocalı Hürmüz'de oynuyorsun. O da Team Show Center'da. Bir yandan da tabii bizim akşam muhabbetlerimizin, güzel uzun muhabbet masalarımızın şeyidir. En iyi seslerinden bir tanesi. Çok iyi gitar çalar, şarkı söyleriz beraber. Evet. Karaoke'lerimiz efsanedir. Evet. Hep karaoke yaparız bu arada. Senin yapalım mı? Inanılmaz. Yapalım yine. Düet şimdi yapalım. Mi yapacağız? Yok şimdi yapalım yani. Bilmiyorum, yaparız. Bir şarkı mı söyleyeceğiz acaba? Beraber söyleriz. Burada bizim bir tane albümümüz vardı. Bak ondan da bahsetmedik. Aydın Sarman'la beraber yaptık. Burcu evet. Güven ve Aydın Sarman'ın prodüktörlüğünde 80'ler şarkılarını bütün 80'ler oyuncuları söyledi. Evet. Sen hangi şarkı? Neyi söylemiştim? Kimin diye. Can hasta senin şarkını hastan. Şeram yandı Aslı için. Sen Aslı'dan da güzelsin. Hatırladım. Sen neyi söylemiştin? Çaresizim.
Çaresizim. Hatırlıyorsun. Dur, şey değil, çaresizim. Çaresiz. Gün gelir, ölür, aşk biter. İnsafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Artık Tadı Güzel Pastanesi evlere servise başladı. Bu arada gerçekten muhabbetler dönüyor, tanıştırayım. Tolunay ama Nurten karakteri tanıyorsunuz. Şule Güven aslında Birol Güven'in hem yeğenidir hem yapımcımızdır ama aynı zamanda yeni yüncümüz evimizin. Ferhunda oldu kendisi. Talihsiz kızımız Betül Dilek olarak Butik Ali'nin eşi. Bu bölümde artık Nur Gülden doğurdu. Şu bebeği gördüğünüz gibi. Hayatım sanat yönetmenimiz bu arada. Gördüğünüz gibi her şeyin gerçeğe uygun olması için deli gibi çalışıyorlar. 2-1 buyurun. Olmaz bu tülben. İnce. Çok sinek var Fatoğan'a ondan. 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 Durum. Yok yok ya, durum ya. Ya sen daha... Ya Dilek. Evet, gördüğünüz gibi aslında 80'lerin olayının mimari biraz okul yoluydu değil mi? Evet. Ahmet Gülden'in yolunu mu gözlüyordu şu an? Ahmet Gülden'in yolunu kendini bildiği andan itibaren bekliyordu. Her saat, yani her okul çıkış saatinde orada Gülden'i bekliyordu. Neyse ki muradına ermiş oldu. Vallahi 7 sezondur beraberiz. Aynı gün doğumluyuz. İkizler Burcu bir partner olması çok eğlenceli. Nasıl oluyorsun 80'lerin yeni dönemine? Kolay gidiyor mu senin için? Set biraz daha uzaklaştı. Artık vilayet değiştiriyoruz. Yani hepimiz hep beraber vilayet değiştiriyoruz. Ama birbirimizi çok özlediğimiz için, bütün set birbirini çok özlediği için bu mesafenin hiçbir kıymeti yok. Dizi Ankara'da da çekilse bizim için bir şey değişmez. Aynen. Bu arada partnerimle oynamak benim için ayrı bir keyif. Çok severim onu. Canım benim. Gördüğünüz gibi 80'lerde hayat böyle. Umarım videomu beğendiniz. Buna benzer videoları izlemek isterseniz kanalda yorum kısmına yorumlarınızı yazarsanız çekmekten memnun olacağım. Hadi hoşçakalın.